Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi size Aras Kargo'nun yaptığı bir vergi kaçırma olayını gösteriyorum. Bir sahtekarlığı gösteriyorum. Bakın. Aras Kargo'nun getirdiği bir paket. Gönderen firma da dolandırıcı zaten. Hemen firmayı da size teşhir edeyim. Şurada gördüğünüz gibi Yelkenci Elektrik Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Caterpillar bot isteniyor. Gelen şey şu. Böyle uyduruk bir şey. Her neyse. Aras Kargo'da bunu faturasız, irsalesiz hiçbir şeysiz taşıyor. Buyurun gelen Aras Kargo'nun paketini görün. Malzeme şu. İçinden paketin, ayakkabının içinden çıktığı paket şu. Tamam mı? Bu paket. Hiçbir yerinde bir irsaliye, fatura hiçbir şey yapışık değil. Şimdi açtıklarına. Gelen malzeme bu. Firmayla hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Firma zaten kayıp. Ve paket de gördüğünüz gibi faturanın olması gereken yer, irsaliyenin olması gereken yer, bakın kapalı. Aras Kargo etiketini yapıştırmış oraya. Gördünüz mü? Kapalı. Herhangi bir şekilde fatura, irsaliye hiçbir şey yok pakette. Bu şekilde bir paket. Gördüğünüz gibi. Aras Kargo faturasız, irsaliyesiz mal taşıyor burada. Eğer faturalıysa bu malın faturasını çıkarsınlar da görün. Aras Kargo'nun her zamanki yaptığı iş, ama bundan sonra bu son, bundan sonra herhangi bir mamul alırken eğer Aras Kargo'ya vereceklerse, önceden telefon açıp öğreneceğim. Eğer Aras Kargo'ya vereceklerse kesinlikle almayacağım ve herkese de tavsiye ediyorum. Aras Kargo ile hiçbir şekilde çalışmayın arkadaşlar. Benim sadece nacizane tavsiyem size, hiçbir şekilde çalışmayın bu heriflerle. Çünkü bu herifler malları kırıyorlar, döküyorlar. Sahte faturayla mal taşıyorlar efendim, gördüğünüz gibi hiç faturasız, irsaliyesiz şey mal taşıyorlar. Aha, gördüğünüz gibi şu. Şimdi yarın ben bunu götürüp iade edeceğim. Bakalım neler ortaya çıkacak.